de böyle görüntüler var. Biz de bunları basına sunarız. Çünkü bunu başka bir tarikatın sunduğunu düşünerek böyle bir şeyde bulunduklarını ve bu kişiye bu yasal süreler yok sayılarak disiplin süreçlerinin uygulanmayıp emekli edildiği iddiası var. Bunun da inşallah Sayın Milli Savunma Bakanı kendi bakanlığının kontrolünde olan bu disiplin sürecinin niçin işletilmediğini kamuoyuna açıklar. Valla tam vedalaşırken kan donduran bir iddia daha ortaya attınız. Yani şu anda fotoğrafını gördüğümüz bu cübbeli amiral hakkındaki soruşturma süreci, ki çok basit bir süreç değil mi Salim Bey? Evet. Çok kısa sonuçlanabilecek. Tabii. Bir türlü sonuçlanmadı. En sonunda hiçbir özlük hakkı ihlal edilmeden emekliye ayrıldı. Bir soruşturma sonucu değil bu. Maaşını tıkır tıkır alacak emekli maaşını. Rütbesinde bir Yani sıkıntı yok. Bir disiplin işlemi değil o. Tamam ama şimdi iddiayı duydunuz mu? Sayın Uçok diyor ki süreçleri de belli. Bu görüntüleri sızdıran başka bir tarikattır ve o işlemi. Eğer bu amiralin başına bir şey işte gelmesi durumunda bizim elimizde başka da o tarikatlara mensup kişiler hakkında da yani artık bilgi ve belge. Tarikatlar arası evet. Şey da, savaşı. Taht savaşı. Evet. Tam da şey yani bu biraz önce yine etraflıca konuştuğumuz gibi hakikaten yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada tanımlanmış devletin temellerinin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Hakikaten anayasa tamamen ilga edilmiş bir durumda ve bakın korkarım yani bütün bunlar adım adım yine bir kurbağa metaforunu tekrar dile getireceğim. Isıta ısıta küçük küçük hamlelerle ayağımızın altından bu 100 yılda oluşturduğumuz laik demokratik cumhuriyetin alaşağı edilerek yeni bir İslami devlet rejimine doğru gidişimizin göstergeleri. Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen siyasallaşmış durumda. Peki. Tamamen. Şimdi ya şöyle. Çok acı. Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine girin. Çok acıdır ya. 30 Ağustos'la ilişkin tek bir paylaşımı yok. Nasıl yok? Buyurun bakın. Genelkurmay Başkanlığı sitesine girin. 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin herhangi bir demeç var mı yok mu görün. Sadece Milli Savunma Bakanlığı yaptı açıklamayı. Evet. Genelkurmay Başkanlığı yahu belki 30 Ağustos gibi o kurumun en temel bakın 100 yıllık en önemli gününde ne o günde o günün zaferini ne Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzına alarak bir anma demeci, bir anma mesajı yayınlamayan bir kurum. Anayasaya göre silahlı kuvvetlerin komutanı olduğu halde anayasada böyle bir görev verilmemiş Milli Savunma Bakanı'nın siyasal kimliği altında bir protokol görevlisine dönüşmüş bir makam. Yahu Ali Erbaş, evet, şunu Ali diyeceğim. Erbaş Cuma hutbesinde 30 Ağustos'u anıyor Atatürk'ün ama Atatürk adını anmıyor diye eleştiriliyor. Bakın aynı. Genelkurmay'da o da mı yok? O da yok. Bakın aynı Ali Erbaş ya biraz bizi izleyenler hafızalarını bir şöyle bir toparlasınlar. Aynı Ali Erbaş 10 Kasım töreninde ya keşke Yunan galip gelseydi. Keşke Yunanlılar kazansaydı. 10 Kasımlarda Kenef'e gidin diyen Kadir Mısır oğlunu ziyaret edip Atatürk hakkında ileri geri konuşan Atatürk'e kafir diyen bir imamı hiçbir şekilde bu söylemlerinden dolayı tecziye etmeyen, kınamayan bir kişilik ya bir laik cumhuriyet düşmanı olduğunu her fırsatta dile getiren bir kişi ve hepimizin vergilerinden maaş alan işte bilmem kaç milyonluk arabaya binip bilmem ne kadar jacuzzi'li lüks evlerde bizim vergilerimizle oturmayı bir din görevlisi olarak da içine sindiren Atatürk'ün adını inatla almayan bir kişi 30 Ağustos'ta bakın 30 Ağustos törenlerinde yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye verdiği en büyük zaferi bu ülkenin bağımsızlığının emperyalistlere karşı ulusal bağımsızlığının
kurulduğu, neredeyse tescil edildiği ilk günün zafer kutlamalarının baş mimarı yapılıyor. Ya biraz farkına varalım. Peki. Biraz farkına varalım. Gerçekten devletimiz yıkılıyor, elimizden gidiyor. Bu efendim seçimlerde nasıl olsa gidecekler şeklinde naif bir beklenti ile aşılamaz. Ya bakın çığlık çığlığa her yerde söylemeye çalışıyorum. Farkına varalım. Anayasayı Gökmen Bey, her anayasa üçüncü şahısların yani dışarıdan gelecek tehditlerin, anayasal düzene ilişkin tehditlerin karşılığında tecziyeler koymuştur. İşte FETÖ diyelim bir yapı müdahale eder ya da bir bölücü örgüt, herhangi birisi anayasal düzene karşı bir suç işlediğinizde ceza kanunları devreye girer, şey olur bu. Peki iktidarlar anayasal düzene karşı bir suç işlerlerse, anayasal düzeni ilga ederler, anayasayı tanımazlarsa, anayasayı fiili olarak kendilerine uydurup ne olursa bütün maddelerini umursamazca ortadan kaldırırlar. Bunu da ilan ederlerse ne yapacağız? Ki ediyorlar bugün. Ne yapacağız? Nedir gidebileceğimiz yer? Tek bir yer var. Bütün demokrasilerin temeli olan demokratik itiraz ve direnme hakkı. Bu meşru bir haktır. Bu suç değildir. Yani bunun farkına varmamız lazım. Artık bizim daha aktif, daha ses getiren, daha bu farkındalığı yükseltecek ve toplumun dip dalga oluşmuş şu andaki bütün bu ferasetini, itirazını, bütün bu isyanını harekete geçirecek, onun için bir enerji, o enerjiyi işte bunları önleyecek, anayasamızdaki tanımlı devleti koruyup kollayacak bir politika etrafında birleştirilmesi gerekiyor. Peki. Duba Hanım bir şey mi diyecek? Barış Terkoğlu şimdi yazmış da aslında Fikret Bila'yı tamamlayan bir şey. Yargıtay üyelerinden bir tanesi de duruşma yasakalı çıkmış. Yani ben şunu özellikle ordudaki ve yargıdaki... Ne yazmış? Yargıtay üyelerinden biri de duruşma yasakalı çıkmış. Adını vermiş de ben söylemeyeceğim. Tamam. Yani söylemeyelim. Bu olamaz yani bu... Barış Terkoğlu mesajlar ne zamandır benim yerime acaba Tuğba Turun'a gidiyor Barış Bey? Evet. Ya, yargıda ve orduda özellikle bu bölünmeye mahal verecek bir sızma, işte cemaat, tarikat örgütlenmesi söz konusu olduğunda çok çok daha tehlikeli. Yani orduda, yargıda bağımsız olması gereken iki ayrı kurum ve yargıda da bunun maalesef gelen kararlarda çok fazla örneğini peki görüyoruz. Yani o konu değişmemiz lazım. 17 ya şu iki şeyi unutmayalım. Taliban'ın inancı ile lazım, bakın, şunu hemen bir Taliban'ın inancı ile Türkiye'nin arasında ters bir durum yok yoktur dedi Erdoğan diyen bir anlayış tarafından yönetiliyoruz. Bu anlayışın herhalde Türkiye'ye layık, demokratik bir hukuk devleti vaat etmesi ve bunu gerçekleştirmesi artık mümkün değil. Peki efendim. Ahmet Zeki'yi çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.